Okay. Herkese selam, hoş geldiniz. Ee, daha önceki yayınlar İngilizce üzerinden devam etmişti. Oldukça kıymetli konuşmacılar vardı. Bugün yine kıymetli bir konuşmacıyla birlikteyiz. Microsoft'tan Mustafa Aşıroğlu ile beraberiz. Ee, Mustafa Hocam hoş geldin. Çok teşekkürler katılımın için. Eline sağlık, ayağına sağlık, ağzına sağlık. İyi bir webinar olacağından eminim. Ee, sözü sana bırakıyorum. Bugün Pure View'dan bahsedeceğiz zannedersem. Ee, aynen. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Ee, bugün hem Pure View'den bahsedeceğiz, hem de birazcık Synapse'den bahsedeceğiz. İkisinden birden e, girmek istiyorum olabildiğince. Ee, i̇lk olarak biraz Synapse'den başlayacağım. Zaten ikisi oldukça iç içe. Ee, bir de tabii ki şu an Power BI komutu ile bunu e, gerçekleştirdiğimiz için Power BI'ye dokunan noktalarından bahsetmesek olmaz. O yüzden uçtan uca hepsini. Ee, anlatmaya, bahsetmeye çalışacağız. Ee, olabildiğince de katılımcılardan soru geldikçe e, onları da alıp cevaplamaya çalışacağız. İlgili soruları ben direkt e, sorarım sana. Tamamdır. Ee, hemen başlayayım mı? Biraz daha bekleyelim mi? Bir iki dakika daha. Ee, baş başlayalım istersen. Artık tamam. Kazdırırsak. Kayıt altına alınacak zaten oturum, o yüzden evet, evet. çok sorun olmayacaktır. Pardon. Canlı <laughs> yayın kazaları. Uzaktan çalışma olunca bütün iletişim uygulamaları komple açık sürekli. <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki o zaman ben yavaş yavaş başlayayım. Ee, i̇lk olarak Snapse ile başlayacağım. Ee, Synapse Analytics nedir? Belki bir e, tanımayanlar için hatırlatmak anlamlı olacaktır. Synapse Analytics Microsoft'un aslında Data Warehouse çözümünün, e, Azure üzerinde çalışan bir Data Warehouse çözümü Microsoft'un zaten vardı. E, bu Azure SQL Data Warehouse olarak isimlendiriliyordu. Yaklaşık bir buçuk yıl önce filan bu e, ikinci jenerasyon Data Warehouse çıkacağı zaman yani Microsoft dedi ki ben bunu Data Warehouse olarak artık isimlendirmek istemiyorum. Çünkü Data Warehouse çok legacy bir şeye karşılık geliyor. O yüzden bunun adını Snapse Analytics olarak koydu. Çünkü Snapse Analytics sadece Data Warehouse e, imkanlarını ya da özelliklerini sunmuyor. Daha ötesini yapıyor. Birazdan zaten ne demek istediğimi de anlatmaya çalışacağım. Sinaps Analytics'in bu ekran aslında e, giriş ekranı browser üzerinden tamamen tüketebiliyoruz. Ona geçmeden şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, bizim genel bir data mimarisine baktığımızda tekrar şuraya döndüm. Bu slide otomatik geçti. E, aslında data mimarisinde klasik anlamda Data Warehouse'dan çok daha fazlası var. Veriyi bir yerlerden alıyoruz. Bunları ETL yapıyoruz. Bu on-prem olabilir, cloud olabilir. E, pardon ya sürekli. Ee, sonrasında da bunları bazen data lake'e yazıyoruz. Maalesef slide gösterisinde bir şey var, ee, sürekli geçiyor, sıkıntı yok. Ee, ve eğer bir advanced analytics bir şey yapmamız gerekiyorsa, o zaman yukarıdaki data bricks bileşenini kullanarak veri üzerinde analizler yapıyoruz. Ve nihai olarak da çıktıları bir data warehouse üzerinden power bi'de görselleştiriyoruz. Şimdi bu akışta bir sürü bileşen var. Hatta burası çok sade bir görüntü. Normalde daha da kompleks bir sürü bileşen var. Bu resmin içindeki bütün bileşenleri aslında Synapse Analytics tek bir yerde topluyor diyebiliriz. Konunun içinde ne var? Bir Big Data ortamları, open source analitik tarafta işte Spark gibi, Hadoop gibi e, ortamlar var. Bunlar daha open source taraftaki bileşenler. Bir de Azure'un kendi üzerinde sunduğu hizmetler var. Mesela data faktörü, veri ingestion için veya cloud üzerinde ETL, ETL süreçlerini gerçekleştirmemiz için ya da advanced analytics tarafında daha gelişmiş işte Python kodları ya da farklı dillerde işte bir operasyon yapmam gerekiyorsa o zaman data analytics burada kullanılabilecek bir seçenek. Bunun yanında streaming data ile uğraşmak istiyorsak Azure Stream Analytics gibi bir sürü servis var. Tek tek detayına girmeye aslında gerek yok. Bir, bir önceki, bir önceki slayda geri dönebilir misin? Ben oraya bir Peki. şey eklemek istiyorum. Hı hı. E, farklı veri kaynaklarından datayı alırken, dataları alırken hı hı. E, ilk çıkışından bir Azure Data Factory e, o işin core göbeğinde e, gözüküyordu. Olmaya da devam edecek yani. Azure Data Factory e, buluttaki itiyel aracı gibi konumlanmaya devam edecek. E, ama yakın zamanda e, Power Query ekranları geldi şey e, şeye, e, Synapse'e. Ben onu bekliyorum açıkçası. Hı hı onla ilgili bir testleri yapmayı istiyorum. Yani ETL toolu olarak sadece Azure Data Factory değil, aynı zamanda Power Query'nin ekran Power Query'nin kabiliyeti de <laughs> e, oraya, oraya, oraya gelecek. Ben sabırsızlıkla <laughs> onu bekliyorum. Kesinlikle. Ee, ondan da birazcık bahsetmeye çalışacağım Uygulama olarak yine. Tamam. Ee, şimdi buradan e, şeye bağlıyordum. Aslında farklı bileşenler var data analytic tarafında. Data Factory var ya da işte datayı bir data lake'e yazıyoruz, oradan okuyoruz. Snaps Analytics aslında bu ikisini bir araya getiriyor. Diyor ki structured data ve unstructured data da normalde data warehouse'da tutacağın ya da big data analytics ile işleyeceğin bütün verileri tek bir yerden artık yönetebilirsin diyor. E, bu neyi sağlıyor aslında? Şunu sağlıyor. Özellikle bunun kurumsal ölçekte yönetimi söz konusu olduğunda yani bir kişi iki kişi belki bunları kendisi zaten uzman olduğu platformlarla bağlayabiliyor, çalıştırabiliyor ama ee, özellikle kurumlarda onlarca kişilik ekipler bir iş yapmaya çalıştığında, bir proje yapmaya çalıştığında iş çok zorlaşıyor. Bir data katmanı var, konunun güvenlik kısmı var, yönetim kısmı var. Atıyorum Big Data ortamının Data Warehouse'dan veri çekmesi gerekiyor, arada bir bağlantı kurulması gerekiyor. Orada e, kullanılan bütün tool'lar arasında ayrı yetkilendirmeler, ayrı e, bağlantı seçenekleri gerekiyor. Burada Synapse aslında hepsini tek bir yerde topluyor. Hem SQL Engine'i arka tarafta çalışıyor, bir SQL Pool. Bu da tabela kısmında aslında asıl e, iş gören kısım. Bir de içinde bir Apache Spark altyapısı var. Bu da Big Data e, analitik yapmamızı sağlayan, işte Python, Scala, R ya da .NET'te yazdığımız kodların çalışmasını sağlayan yapı. Ve e, database'leri açarken de e, SQL tarafını genelde provision olarak bir pool, dedicated pool olarak açıyoruz ama Spark tarafında sürekli bir kaynak tutmak genelde çok maliyetli. Çünkü işte yüzlerce korluk bir makina sizin işinizi saniyeler içerisinde çözüyor, sorgunuzu çalıştırıyorsunuz. Sonra sorgu bittikten sonra boşu boşuna o makinenin yatması ve size bunun bir masrafının olması durumu tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü On Demand Query'de yaptığınız sorgu başına bir ücretlendirme var. Böylece e, kullanmadığınız zaman hiçbir şekilde o yüksek computing power'a para ödememiş oluyorsunuz. Yine SQL tarafında da otomatik büyümesi scale olma ya da ihtiyaca göre işte pool sayısını arttırma gibi şeyler sağlanabiliyor. Ve en tepede bir farklı dildeki developerlar işte bir SQL developer SQL yazıyor hatta biraz önce söylediğim gibi şu da mümkün Power Query ile bir sorgu yazıp orada işte ETL süreci yapmak bir pipeline tasarlamak hatta low code bileşenler de var hiç kod yazmadan yapabildiğimiz belli operasyonları bileşenler de var. Özetle bunların hepsini aslında tek bir yerde sunmuş oluyor ve. Deneyim açısından da normalde lokale bir güçlü bir makina, işte Management Studio'yu açayım, şunu açayım, bunu açayım. Onların hepsini de tek bir yere topladığı için bu da çok ciddi bir avantaj sağlıyor diyebilirim. Birazdan göstereceğim. Synapse Studio diye bir yere gireceğiz ve orada uçtan uca her şey ihtiyaç duyduğumuz her şey tek bir yerde sunulmuş olacak. E, SQL Pool yanı sıra bir de Serverless opsiyonu da e, var şeyde e, İlla ki be, belli kapasitedeki bir SQL su, sunucu diyelim kabaca. Yani hı hı. Süre, sürekli kiralamak ya da e, tutmak gerekmiyor. Serverless versiyonu da var bildiğim kadarıyla. Aynen. E, ama, ama performans tarafına gelince ben baya şikayet edeceğim e, o slaytların gelmesini beklerim. Tamamdır. Bakalım. <laughs> Gelsin slaytlar sonra partişalım. Tamam. Şimdi orada da ben bir bir yandan da kendi e, Synapse'im açık mı diye bakıyorum. Ben de durdurmuşum. E, Kullanmadığım zaman boşuna açık durmasın diye. Şimdi bir yandan onu resüm ettiriyorum. Biz sunuma devam ederken o da açılsın. Tamam. Ee, şimdi Synapse Analytics'i birazcık daha detaylandıracak olursam. Çok detayına burada girmeyeceğim. Olabildiğince uygulamalı göstereceğim ama. Bir de işin şu tarafı var. Ee, arka tarafta hem yapay zeka servisleri. Machine Learning tarafında Azure Machine Learning servisleri. Ve ön yüzde de BI tarafıyla bayağı entegre çalışıyor. Power de uygulamalı göreceğiz. Machine Learning ya da. Yapay zeka tarafında da şöyle şeyler gerekiyor. Mesela işte veri üzerinde özellikle Big Data tarafında resimler var. Resimlerden OCR yapılması gerekiyor. İşte textler var. Textten sentiment analizi yapılması gerekiyor. Gibi durumlar olduğunda Snapse'den hiç çıkmadan bunları da çağırabiliyorsunuz. Çalıştırabiliyorsunuz aslında. En temelde sağladığı şey bu diyebilirim. Ben şimdi diğer Synapse kaynaklarımı hep kapattıklarımı şimdi tekrar açıyorum. Evet. Bu kısımdan sonra ha şundan bahsetmek lazım. En altta da bir data lake katmanı var. Bu data lake katmanı aslında bütün verileri yazdığımız, daha e, maliyeti olarak zaten çok daha düşük data lake katmanı. Genelde terabaytlarca datayı atabildiğiniz ve bunlardan ihtiyaç duyduklarınızı da ihtiyaca göre işleyip ya database'e yazabilirsiniz ya da çok önemli bir özellik var burada. Eee materialized view denilen bir konseptle data lake'deki verileri hiç taşımadan Power BI'dan dahi sorgulayabiliyorsunuz. Bu da çok e, heyecan verici ve ilginç bir konu aslında. E, bayağı Baya terabaytlarca data üzerinden bir Power BI raporunu datayı taşımadan bir parke dosyası, TSV dosyası hiç fark etmiyor formatı da e, Power BI'ye sunabiliyorsunuz. Arkada Synapse Engine'i Power BI'deki direct query sorgularını şeye kadar iletiyor, data lake'e kadar iletiyor. Özellikle datanın taşınamadığı ama aşırı yüksek hacimli verilerde bu senaryolarda kullanılabilir. Şimdi bunların ikisini birbirine bağladık dedik. E, Performans konusuna ben de birazcık bahsedeceğim. Synapse Analytics, e, senin de dediğin gibi Halil aslında Data Factory ile entegre çalışıyor. Data Factory'yi hem içinde kendisi Data Factory yeteneklerini barındırıyor bazılarını ama Data Factory ile de entegre çalışıyor. Sonuçta Data Factory'de de bir output olarak e, Synapse'i rahatlıkla tanımlayabiliyoruz. Ve e, bu operasyonun içerisinde belki performans konusunda şu güzel bir benchmark olabilir. Belki senin algın ya da şeyin e, farklıdır. komentlerini alırız ama e, açık ara şu anda e, Synapse Analytics rakiplere göre fiyat performansta ayrışıyor. Fiyat performansta ayrışıyor diyorum çünkü e, tabii ki bu tür şeyler aldığınız performans doğrudan kaynakla alakalı. Siz ne kadar CPU, ne kadar RAM, ne kadarlık bir kaynak oluşturursanız ona göre daha yüksek performans alıyorsunuz. Bu karşılaştırma neye göre yapılmış? Onu da hatta şuradan açabilirsem pardon bir göstereceğim. Çünkü e, bayağı detaylı bir çalışma ve dosyayı da hemen açıyorum. Burada aslında benchmark yaparken e, Google BigQuery işte Amazon hepsini birden karşılaştırıyorlar. Ve bayağı bir şemaları var. Birkaç şemaları var hatta. Bu şemalar arasında işte customer tablosu içinde 6 milyon satır varmış. Line item burada 800 bin satır varmış. Bu senaryo üzerinde farklı farklı joinler kompleks joinler çalıştırıyorlar. Ve her bir sorguda işte bu query bir pricing summary report hangisi ne kadar sürede cevap verdi? Kaç core'luk bir kapasite kullandım? Ve e, sorgu sürelerini burada de, e, arşivliyorlar. Nihayet olarak da bir sürü alan var ama hepsinde bayağı net bir şekilde bazılarında daha yakın sonuçlar görüyorsunuz. query'nin tipine göre ama çoğunda açık ara. Bakın yani süre olarak şu kadarlık bir kapasitede diyor ki 30 saniye burada 6 saniye inmiş. 6 saniyede cevap veriyor. Şurada 141 saniyede cevap vermiş Google tarafında. Yani bayağı e, çok net fark olan senaryolar var. Bazıları tabii ki daha yakın. Ama neredeyse hepsinde daha iyi bir performans sunuyor diyebilirim. Bunu sunan şey bu arada e, yani en çok aslında Synapse'in içindeki optimizasyonlar belki daha teknik detaylı bir oturumda onlar da konuşulabilir. Caching mekanizmaları ya da bir sorgu gönderdiğinizde o select cümlesinin e, workflow'u yani şeydeki database engine içerisindeki execution'ları sırasındaki optimizasyonlar e, inanılmaz derecede normal SQL yani Azure e, data warehouse, Generation 1'e göre de inanılmaz derecede bayağı 10 kat 20 kat artmış durumda. Eski Data Warehouse, Azure'daki Data Warehouse e, buradaki karşılaştırmada gayet bir sürü konuda geride de kalıyordu. Şu anda Snapse birlikte bu performans konusu bayağı bir artmış durumda. Tabii şimdi e, senin yorumlarını alabiliriz Halil. Valla benim e, yaptığım testler Data Flow üzerinden işte ikinci jenerasyon bu Data Lake Storage üzeri, storage ile e, Synapse'i karşılaştırmaya çalıştım CSV'ler üzerinden falan ama e, açıkçası tabi bir ay falan oluyor bunu yapalı. Hı hı. E, en en üst tam bütün alternatifleriyle test etmiş değilim ama kayda hı hı. değer bir e, hız farkı göremedim ikisi, ikisi arasında. Sen data ingestion'dan bahsediyorsun değil mi? E, evet. Data da, yani datayı a, aynen Power BI'ye çekerken çekerkenki hızından bahsediyorum. Yani data ingestion'da e, tabii ki onu da incelemek lazım. Asıl fark yarattığı şey sorgu aslında. Yani ben orada bir database'e bir sorgu atıyorum. Direct query ise farkı görmemiz lazım. Power BI'den import modunda çekmekten bahsediyorsan, yani orada da gerçi görmemiz lazım ama orada bir sürü faktör olabilir. E, Latency'nin sebebi bandwidth de olabilir. Power BI tenant'ıyla Azure'daki Snaps tenant'ının aynı yerde olmaması da olabilir. Hani gecikmeye yol açan bir şey de olabilir. E, yani, sebebi, yani sebepleri olabilir, benim testlerim eksik de olabilir, onu tekrarlayacağım. Şu Power Query ekranlarının full scale gelmesini bekliyorum açıkçası. Hı -hı. Ondan sonra sırf onunla ilgili bir blog yazısı ya da bir webinar yapmayı düşünüyorum. Yani ciddi, ciddi beklentilerimiz var çünkü. <laughs> şimdi e, ben şimdi demo kısmına geçtim. Synapse'in e, Doğrudan portalden erişeceğim Snapse'i. Bakın sinapsin kaynağını oluşturmak istediğimde buradan gelip Azure'dan yeni bir Snapse kaynağı diyorum. Size'ını seçiyorum ve oluşuyor. Oluştuktan sonra içinde tabii farklı farklı bir SQL pool'ları var. Burada benim iki tane Dedicated bir tane de Serverless pool var. Onun yanında bir de Apache Spark tarafında yine bir Apache Spark pool'u aktif durumda. Burada yeni pool ekleyebilirim istersem ya da mevcut poolları pause yapmak istiyorsan tıklayıp bunu durdur şu anda kullanmıyorum diyebilirim. Ben şimdi ne yapacağım? Doğrudan Snap Studio'ya gideceğim. O yüzden overview kısmından gelip diyorum ki web URL'den Snap Studio'ya bağlanalım. Bu arada bu Zaten şimdi açılacak. Açılırken, ben bir de PureView'i size göstermek istiyorum. PureView'de e, şuradan... Buraya mı koymuşum? Hemen aynı kaynaktaysa doğrudan aktif edeyim. Bugün bayağı bir internet problemleri yaşadık. dersen açılana kadar ne ola ne ola ki bu pürview'dan mı bahsedeceğim şey geldi. Ee, ben şimdi hemen o o hala devam ediyor nedense de pürview'i de aktive edeyim sonra da pürview'den bahsedeyim. view dediğimiz şey aslında e, bir data katalog çözümü. E, onun da isminin Azure data katalogdan farklı olmasının sebebinden bahsedeceğim. Bu arada şey zaten aktifmiş onunla ilgili bir şey yapmama gerek yok ondan da hemen bahsedeyim. Ne ola ki bir Purview güzel bir şey. Ee, aslında data governance çözümü olarak geçiyor Purview. Ee, Microsoft bunun isimlerini e, ismini neden Purview koydu? Data data katalog demedi. Onun da sebebi yine benzer, Synapse'a benzer. Dedi ki eskiden ben bunu Azure'daki datalarla ilgili Azure Data katalog diye bir şey yapmıştı ve e, temelde yaptığı şey metadata ile ilgili. Yani işte bu data lake olabilir. E, blob storage olabilir, database olabilir. Oradaki hangi sunar, hangi tablolar, tabloların içerisinde işte veri kaynakları neler, viewler neler, bunları kim create etmiş, ne zaman etmiş gibi metadata'ların kataloglandığı ve içinde search yapılabilen bir şey aslında Azure Data Catalog. Azure Pure View bunun yine bir adım ötesine geçiyor. Ne yapıyor? Bir diyor ki bu artık sadece Azure'daki veri kaynaklarıyla çalışmıyor. Sizin on-premise'deki database'lerinizi de buraya rejistre edebiliyorsunuz. Ve diyebiliyorsunuz ki ben burada on premde ne var ne yok onu da göreyim. Cloud'da ne var onu da göreyim. Hatta Amazon'daki verileri de ben kataloglamak istiyorum. Ve tek bir search işte müşteri ID hangi tablolarda nerelerde geçiyor. Power BI tarafında hangi raporlarda kullanılıyor. Hepsini tek bir yerden görmenizi sağlıyor aslında PureView. Bunu yaparken de nasıl işliyor? Hatta burada sağ çözümleri de zaten görünüyor. Bir discovery süreci var. Yani hatta iki amaçla kullanılıyor diyeyim. Bir, gerçekten bu veri nerede ihtiyacım var veriye istiyorum ki işte satışla ilgili şu tabloya ihtiyacım var bu veri nerede bulmak istediğimde arayabilirim ve bana işte de onun owner'ı kim database'de nerede duruyor gibi bilgiler çıkabilir bir de güvenlik açısından GDPR KVKK açısından güvenlik ekipleri bir incident olduğunda audit amaçlı da bunu kullanabilir ya da olmadan ön uyarı mekanizmaları için kullanabilir mesela içinde TC kimlik numarası geçen e, tablolar nelermiş bana ver deyip Anında bütün kurumun veri havuzundaki tablolarda riskli bir durum var mı bunu tespit edebilir ve bunu yapmak için TC kimlik numarası isminin verilmesi gerekmiyor sütuna sütunun içeriğinde bir regular expression ya da bir paterni de algılayıp burada kredi kartı numarası var burada TC no var gibi şeyleri de yakalayabiliyor ve böylece de aslında elinizdeki çok büyük hacimdeki verinin içinde ne var bunlar hangi formatta gibi şeyleri yakalamış oluyorsunuz dolayısıyla data katalog aslında burada sunduğu fonksiyonlardan birisi haline geliyor. Ee, şimdi ekranı göstereceğim için buraları biraz hızlı geçiyorum. Sinef'te çok benzer bir ekran karşımıza çıkıyor. Birazdan uygulamalı da göstereceğim. Temelde yaptığımız şey şu. Bakın diyor ki senin kurumunda 13.000 kullanıcı var. 1100 tane farklı veri kaynağı var. Veri kaynağı derken bunlar database, tablo, işte e, blob storage vesaire olabilir. ve register edilmiş bu kadar veri kaynağı var ve burada da şu kadar aset var. 76 milyon asetten kasıtta bir sütun olabilir, bir tablo olabilir, bir fail olabilir. 76 milyon dosyayı Purview taramış. Taramış derken içindeki içeriğiyle ilgilenmiyor, metadatası ilgileniyor. İçeriğiyle de şu şekilde ilgileniyor. Kontrol ederken diyor ki içinde şu kelime geçiyor mu? Şöyle bir patern var mı? Onlara göre tagliyor sadece. İçeriğini hiçbir şekilde Purview almıyor. Sadece sorgularken diyor ki kaç tane var. Bunları kim düzenlemiş, kim değiştirmiş onları çekiyor. İkincisi de içinde paterne uyan bir şey varsa diyor ki burada kredi kartı numarası var. Burada dikkat etmen gereken müşteri ID var gibi şeyleri de yakalıyor. Ve ben bir arama yapıp en temelde aramada her şeyi yakalayabiliyorum. bu son son, son dönemde güncellenen bir tam formal ismini unuttum. bu security ya da safety mi diyeyim? Labeling işi var ya. Hı hı. E, Power BI tarafında da işte. Evet, DLP, data classification. Ha, data hı. classification. E, o tarafta e, işaretlenmiş data tipleri de burada karşımıza çıkıyor mu? Onları çıkıyor, da indeksliyor mu? Aynen. E, hatta birazdan ondan da bahsedeceğim. E, biz verileri eklediğimizde eğer veri kaynağımız Azuresa ya da Microsoft servisleri ise bu tür rich e, ek verileri de çekiyor diyor ki bu dataset ama confidential bir dataset. set hmm. ee, bu şu şekilde label edilmiş ve bunlar arasında bir uyumsuzluk varsa yani data kaynağı confidential değil ama rapor confidential. O zaman da bu bizim için zaten bir uyarı sebebi. Ya veri kaynağının da confidential olması lazım ya da rapor yanlış taglenmiş. Çünkü ikisi birbirinden besleniyor. Burada aslında temelde şunu yapıyoruz. Önce bir source registration var. Diyorum ki şu veri kaynağını ekleyeceğim. Bunları tanımlayacağım. Şu veri merkezi. Burada collection'lar, gruplar oluşturup içerisine veri kaynaklarını ekliyoruz. Sonrasında da tarama yap diye başlattığımızda diyorum ki git şu workspace'leri tara Power BI tarafında ya da bütün Power BI'yi tara diyorum. Veri kaynağını önce ekledim. İçindeki şu klasörlere bak dedim. Şu dosyalara bak dedim. Power BI tarafında doğrudan raporlara bak diyoruz ama burada mesela bir data lake'e bağlanırken hangi formattaki dosyaları tarasın diye soruyorum. Sonra içinde neleri bulmaya çalışsın? İçinde şu ID geçiyor mu? İçinde bu var mı? Gibi şeyleri seçiyorum. Burada TC, ya da işte kredi kart numarası gibi hazır şeyler de var. Ya da custom kendiniz bir kural yazabiliyorsunuz. İşte şu kadar haneli, şu hanesiyle şu hanesinin toplamı şu olan benim için bir patendir diyorsunuz ve o paterni arıyor. Ve ne sıklıkla bunu tarayacağını seçiyorsunuz. Sonrasında artık arama yapıldığında bu arama sonuçlarında bir veri kaynağı olarak çıkıyor. Peki on-prem sorsları eklemek için ne gerekiyor? Framesource'lara eklemek için bir integration runtime diye bir bileşen var. Tıpkı gateway gibi, on-prem data gateway gibi. Onu kuruyorsunuz bir makineye. Artık o da bir veri kaynağı olarak çıkıyor ve tanımlama ekranında onu da kullanabiliyorsunuz. On-prem'de şu anda SQL Server desteği var. Onun dışındaki veri kaynakları da yavaş yavaş gelecek. Ee, bu ekran aslında çok önemli bence. Şimdi Power BI'ye bir lineage view gelmişti hatırlarsanız. Yani şu kısmı görebiliyorduk. Dataset, rapor, dashboard. Çok da güzel zaten Power BI tarafında çalışıyor. Bu bu resmi alıyor Power BI'dan. Lineage verisini alıyor. Sonra bir adım ötesine götürüyor. Diyor ki Power BI'deki şu dataset Snaps'teki şu tablodan beslenmiş ve bakıyor Snaps'teki tablo da şu pipeline'la data faktörü ile doldurulmuş. O pipeline'ın da inputunda SAP var. Dolayısıyla resmi daha da büyültüyor ve farklı yerlerden çektiği metadataları tek bir resimde birleştiriyor. Bu da ciddi bir şey sağlıyor aslında konfor sağlıyor yani büyük resmi görmek açısından ve arama yapabilmek açısından ee, bilmiyorum Halil sen yok, ne yok, düşünüyorsun ama aynen burası süper bir durum çünkü bütün şeylerde tamam dataset diyorsunuz da dataset'in arkasında 1 milyon tane source oluyor bazen. Hı, hı. Nereden çektik, nasıl geldi, hangi hangilerini birleştirdik, source'u neydi? E, Power BI tarafında keşfetmek şu an için iniş tarafında hı hı. Şey değil. O yüzden bu o eksikliği kapatmada iyi oldu. Aynen. Pa Hazır e, template'leri de var gördüğüm kadarıyla benim. E, bu Power BI'da raporlarla ilgili Power BI template'leri de var zannedersem. Hı hı. Aynen. Onlara da muhtemelen değiniyorsundur diye tahmin hı hı. ediyorum. Ve burada şöyle şeyler de var. Mesela bir veri kaynağı. Synapse'deki customer tablosu. Şey diyebiliyoruz. Bu konunun eksperti kurumda şunlardır. Bununla ilgili bir talebin varsa şu kişiye ilet diyebiliyorsunuz. Her bir objeye bir owner ve expert atayabiliyorsunuz. Bu da birisi bir şeyi merak etti kurumda. Aradı. Bulduğunda kime ulaşması gerektiğini aslında göstermiş oluyorsunuz. Yine buradaki her bir objeye tagler ekleyebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki şurada bir önceki ekranda olması lazım. Bakın e, bu tablonun üzerinde hangi sütunla ilgili hangi klasifikasyonlar var? Şu şimşek işareti olanları kendisi algılamış otomatik olarak. Ben bunları manuel olarak işaretlemişim. Ve bir sütun daha var. Diyorsunuz ki siz ben bu sütunu şu sözlük terimiyle eşleştirmek istiyorum. Sözlük kavramı da yine bir data sözlüğü gibi kurum sözlüğü. Onu da Purview'in içerisinde yine oluşturuyorsunuz. Bakın şurada Glossary Term diye bir alan var. Diyorsunuz ki şu terim şu manaya gelir ve bunun sahibi şudur. Açıklaması şudur ve bu şu departmanın bir terimidir. Mesela terimi tanımlarken diyorsunuz ki bu insan kaynaklarıyla ilgili bir terimdir. Template'i bu olsun. Hatta burada bir hiyerarşi de oluşturabiliyorsunuz. İşte atıyorum satış. Satışın altında karlılık. KPI'ler'i de tanımlayabilirsiniz burada. Şu KPI' ne anlama geliyor? Nasıl hesaplanır? Onların tanımlamalarını yazıyorsunuz. Böylece birisi bir şeyi kurcaladığında o tablonun, o sütunun nasıl hesaplandığını, tabi aşağıdaki ilgili tablonun neyi anlattığını burada rahatlıkla bulmuş oluyor. Çok yaz aslında şey tam bir düzen e, aracı yani her şeyi derli toplu yapıp e, bir şeyler lazım olduğunda gidip insanlara tek tek sormak yerine ya da o kişi işten çıktığında her şeyin kaybolması yerine her şeyin derli toplu bir yerde durmasını sağlıyor. Aynen öyle katılıyorum. Bunun önünde tabii bu kadar veriyi madem topladık çok güzel Power BI raporları da çıkartıyor. Diyor ki senin bu verilerin işte şu kadar veri kaynağını ben taradım. İçinde veri tipi olarak e-mail adresi 8 milyon yerde geçiyor. Bunların dağılımları işte asetlerin veri formatları mesela taramalar şurada içinde geçen en çok geçen terimler Sonra bunların işte finansal data, personal data, government, security ile ilgili gibi konulara göre kırmak. Ee, yine şurada classification, uygulanmış classificationları gösteriyor. Veri kaynaklarına göre gösteriyor ya da veri formatlarına göre. Data Lake'de diyor şu kadar işte 24 bin tane Word dosyası var diyor. Bu veri de yine Power BI tarafında raporlanabilir bir veri olarak hepsini çıkartıyor senin sorduğun entegrasyon ya da 10prem'e bağlantı konusu da aslında şurada. Runtime Integration Runtime'dan bir runtime seçiyoruz ve onun üzerinden 10prem'e e, on de bağlanabiliyor. Okay, süper. Burada tabii farklı yetkiler ya da classification eee yapabiliyorsunuz işte. Mesela TCKN değil de sizin için müşteri numarası 18 haneli özel bir deseni var. Onu burada tanımlıyorsunuz. Bu bundan sonra Müşteri id'sidir diyorsunuz. Otomatik olarak onları öğrenmiş oluyor. Ee, ve çok güzel entegrasyonlar var. Buradan sonra aslında sunumu bırakıp uygulamalı göstermek istiyorum. Çünkü artık Synapse'i zaten açtık. Tamam süper olur. <laughs> Synapse'in içinde PureView'i çok entegre bir şekilde kullanabiliyoruz. Sonrasını buradan devam ederim. ihtiyaç oldukça. Şimdi tekrar browser'a döndüm ve Synapse'i açtım. Şimdi içerisinde veri ingestion'dan veri analizine ya da görselleştirmeye kadar bütün bileşenler tek bir yerde demiştim. Nasıl işliyor? Data'ya geliyorum. Önce bana diyor ki senin şu database'lerin var. Database'leri tıpkı Management Studio'da aymışım gibi sorgulayabilirim. Diyorum ki şu tabloya ben bir sorgu atacağım. Bakın tabloya sağ tıkladım. Yeni bir SQL sorgusu göndereceğim dedim. Top 100 dedim ve top 100'ü doğrudan browser'da yine çalıştırdım. Şimdi muhtemelen 5-6 saniyede biraz daha uzun sürdü. İlk sorgunun günahı olmaz diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Normalde çünkü çok daha evet, 15-16 saniye sinaps için çok uzun. Ee, şimdi beni de yanıltıyormuş bayağı dakikalar sürüyor. Ee, 22 saniye sürdü bu inanın toparlanma şeyi yani hiçbir şekilde bu kadar uzun sürmesini beklemiyorum ya da bunun sayısı mi çok küçük diyeceğim de fark etmiyor aslında. Tabi burada o obje yok. Şurada aynı çağırayım. Şimdi ikinci kez çağırdığımda tabi cache'den getirdi. Bir değişiklik yapıp özellikle şurayı tab bin dedim. Tekrar çağırdım. Bakın bir saniyede geldi. Çünkü olması gereken böyle bir count işlemi vesaire yapıyorsan bir saniyeden fazla sürmemesi bekleniyor o e, muhtemelen hiçbir sorgu göndermediğim ve yeni başlattığım için bazı şeyleri rölantiye almıştı. Şu anda e, normal performansına kavuştu. Yani bu, 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 ilk başlatırken bir spin ediyor diye bir terim var. Yani kendine geliyor gibilerinden. Aynen. <laughs> Çünkü bayağı inanılmaz yatay dikey scale olabilen bir yapısı var Tinebs'in. E, hatta kaçtan son yani limitler bayağı yüksek. Paralelde böyle... E, 128 miydi? Yalan olmasın. Paralel şeye, tirede bölebiliyor. En basit bir sorgunuzu bile duruma göre karar veriyor ve paralelde farklı farklı e, prosesörler işliyor, parçalar hesaplıyor ve size birleşmiş haline cevap dönebiliyor. Ee, şimdi bu çok basit bir sorgu tabii. Daha kompleks şeyler yapmak lazım. Birazcık daha join vesaire yapmak lazım. Ee, öncesinde şunu göstereceğim. Şimdi burada bir SQL Pool var. SQL Pool'un içerisine geldim. Biraz daha şöyle anlaşılır bir data olsun. Ya IOT datası ya da şu olsun. Evet şu biraz daha anlaşılır. Ve bunu çağıralım. Burada çok ciddi bir e, caching mekanizması ya da reme, yani in memory çalışmaya zorlama, memory cache'ine kullanma mekanizmaları var. Bakın yine bu tablo hiç kullanmadığım bir tabloydu. Başka bir pool'a geçtim şu anda Tamart'tan. Burada da ilk sorgum 10 saniye gibi sürdü ama ben bunu değiştirip biraz daha farklı bir sorgu tekrar sadece sayıyı değiştirdim ama bakın 0 saniyede bana cevap döndü 1000 satırla ilgili. Ee, çok yüksek performansa kesinlikle ulaşıyor ki benim şu an kapasitem de çok büyük bir kapasite değil ee, ama ilk açıldığında birazcık daha yavaş olabiliyor. bu Sorgu Burada... performansının direct query'e ya doğrudan yansıması lazım. Aynen öyle. Direct query'ye doğrudan yansıyor. Zaten hatta deneyimleyebiliriz onu da. Şimdi burada e, birkaç seçenek var. E, SQL cümlesi yazmak yerine şey de diyebiliyorum. Ben Python'da kod yazacağım. Spark alt kullanacağım diyorum. Hemen bir notepad açıyor, şey notebook açıyor bu sefer Jupyter Notebook ve bunun içerisine kodun ilk kısmını yazdı bakın. Dedi ki Spark'ta sen bu kodu çalıştırırsan taksi data tablosunu yazarsın. Devamını sen yaz dedi. Ve ben bu sefer Spark altyapısını kullanarak aynı tabloya sorgu gönderebiliyorum. Önce bir pool seç dedi. Şunu seçtim. Ve şurada bakın Spark olmak zorunda değil. Yani Scala olmak zorunda değil pardon. Python, C Sharp ya da SQL'de doğrudan buraya sorgu yazabilirim. Şimdilik Scala'da dursun. Run dedim. Ve şimdi Apache Spark kullanarak database'deki e, tabloya, pool'daki tabloya bir sorgu atıyorum. Burada tabii çok kompleks birazdan bir notebook açacağım örnek notebook. E, kompleks bir notebook oluşturduğumuzda git buradan bunu oku, buraya şunu yaz Python'da işte üzerinde data temizliği yap vesaire. Buraya sel sel aşağı doğru ekliyoruz. Sonrasında bu sellerin hepsinde olduğu zaman input'u ve output'u olan bu akışı bir pipeline'a çevir deyip, add to pipeline deyip bir data pipeline olarak kullanabiliyoruz ve recurring hale de getirebiliyoruz. Şimdi bu devam etsin biraz. O arada başka bir şeye daha geçeceğim. Bu, bu arada e, jargona çok hakim olmayan arkadaşlar için ya da bunu ilk, ilk kez yeni, yeni yeni geçmeye başladığı için sorayım. Notebook ne demek? Notebook ne demek? Notebook aslında Jupyter Notebook open source bir. E, ne diyelim? E, bir uygulama buradaki ifadeyi kullanayım. E, şunu sağlıyor İçinde kod var. Kodun yanında açıklama var ve hatta kodun çıktıları var. Hepsini tek bir yerde toplamanızı sağlayan bir döküman formatı aslında bir word dosyası gibi düşünün. Ama özelliği şu içerisinde diyorsunuz ki şu kod. Koddan sonra burada parametreleri set et. Şuraya da output'u render et diyebiliyorsunuz. Ve kodun içerisinde hücreler var. Hücre hücre birinci hücreyi çalıştır diyorsunuz. Sonra ikinci hücreye geç, üçüncü hücreye geç. Bu tam olarak yani bir data projesi yapıyorsanız çok güzel bir şekilde tıpkı şey gibi bu Power BI tarafında data hazırlığı yaparken şey yapıyorsunuz ya Power Query'de step step. Burada da sel sel hücre hücre bir tasarım yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki önce şunu yaptım. Hatta oraya notlar ekliyorsunuz. Bayağı döküman. Şu formülü kullandım diyorsunuz. Oraya bir screenshot koyuyorsunuz. Screenshot'ın altına gerçek kodu yazıyorsunuz. Ve bu kod orada çalışıyor. Yani e, bayağı yine dokümante edilmiş e, bloklar oluşturmanızı sağlıyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Aynen. Teşekkürler. Ve arka tarafta da bir hücre gitsin bu kodu Python'da çalıştırsın. Bir başka hücrede işte şu benim bir hücrem. Buraya farklı bir hücre ekliyorum. İşte araya diyor ki ben not ekleyeceğim. Burada şeyler yazsın. bunu şöyle göstereyim. Bir tane örnek bir notebook ekleyeyim. Burada bu arada çok güzel bir özellik var. Galeriden örnekler ekle diye. Hani bu nasıl çalışır? SQL cümlesi örneği var mı? Vesaire bakmak isterseniz. Hepsinin burada galeride örnekleri var. Mesela bir tane güzel bir notebook. Şöyle kalabalık, içi dolu Mesela grafik yapmak, notebook'ta grafik yapmak için bir tane örnek varmış. Bu Python'da çalışıyormuş. Ee, mesela şurada yok. Daha Python olsun. Bir tahminleme şeyi arıyorum notebook'u. Hangisini kullanalım? PySpark. Ha şu aslında PySpark aynı PySpark. Şimdi ben bunu diyorum ki notebook'u önce gösterdi. Bakın notebook'tan kastım bu. Şu kütüphaneleri ekle demiş. Python'da bir kod yazmış. Sonra gitmiş bir komentle data ingestion yapıyorum şimdi demiş. Şunları şunları yaptım ve ben şey diyebiliyorum. Bu hücreyi al çalıştır diyebiliyorum. Şimdi Open Notebook dediğimde bunu synapse e ekledim kendi synapse'me. Buraya geldi. Burada çalıştırılacak bir şey yok ama bu bir kod seli. O yüzden bunu çalıştır dediğimde gidiyor. Şuradan yine Apache Spark ve PySpark seçtim. Bu kodu çalıştır dedim. Sadece buradakileri şimdi çalıştıracak. Niye çalışmadı? Evet. Diyor ki şu anda başka bir job zaten tamamını kullanıyor diyor. Kaynağın yok diyor. Yeni bir core eklersen aynı anda ikisi de çalışabilir diyor. Gayet normal çünkü demin başka bir şeyi başlattım. <laughs> fakir sinepsi mi kullanıyoruz? <laughs> Aynen biraz fakir sinepsi e, tasarruflu kullanıyoruz. <laughs> Ee, ama yani çok önemli değil zaten burada kütüphaneleri import ediyor ama kütüphaneleri import ettikten sonra git. Şunları şunları yap işte grafik çiz. Bakın grafiğin output'unu da buraya koymuş direkt. Tekrar çalıştırdığında yeni output'u buraya koyacak. Burada output'ları da serinin içerisinde bir hücre olarak gösteriyor. Bu da önemli hani bir Python kodu çalıştırdınız. Python'ın sonunda plot deyip buraya yazabiliyorsunuz. Bu Jupyter Notebook bu arada zaten bahsettim open source bir platform. Çok data scientistlerin aşina olduğu zaten kullandıkları bir platform. Her yerde ister lokallerinde yükleyip kullanabilirler notebook'u ya da e, farklı tool'ların içinden de çıkıyor. Synapse'in içerisinde de aynı şekilde notebook oluşturup tüketebiliyorsunuz. Bakın burada mesela bayağı kompleks işte bir Azure'daki bir machine learning modelini train etmiş. Oraya bir sorgu atmış. Oradan gelen dataya yeni sütunlar eklemiş. Binary classification uygulamış ve en sonda outputları çizmiş. Bu çizimi yaptıktan sonra belki diyecek ki sonra da git bu tabloları data aslında şu tabloya doldur. Yani ben bir data analitiği yaptım, outputları da database'e yazdım diyebilir. Ya da data lake'e de yazabilir. Notebook özetle böyle bir şey e, ve notebook'ları da ben SQL cümlelerinin altında notebook'ları da görebiliyorum. Süper teşekkürler. E, bu de data science ile ilgilenen çok çok genç arkadaşlar var ve çok da hevesliler. Hı hı. Bu taraftaki bu yapıları, servisleri kullan kullanabilmeleri için, ücretsiz kullanabilmeleri için bu Azure'un ücretsiz aylık belli bir rakama tekabül eden şey haricinde başka bir alternatifleri var mı? Ee, güzel bir soru. Ee, yani trial, o bahsettiğin yani şöyle eğer öğrenci ise doğrudan Üniversite öğrencisi olmasının verdiği bir kredi var, belki onu kullanabilir. Ee, öğrenci mail adresini girerek alabildikleri. Onun ötesinde e, normal ücretsiz azur kredisi dışında bazen kurslar ya da e, etkinlikler bir kredi veriyor. Başka bir şey bildiğim kadarıyla yok. Yani özellikle bu tür synaps gibi servisler birazcık daha tuzlu, yani ücretsiz değil çünkü gerçekten bayağı ciddi size bir kapasite sunuyor. Tabii ki küçük size açıp çalışabilirsiniz. Ama e, tamamen ücretsiz sunulmuyor. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Şimdi burada SQL tarafında da tabii hiç kompleks bir sorgu çalıştırmadık. Özellikle şunu yapabiliriz. Buradan e, örnek bir veri yükle deyip, önce veri yükleyip sonrasında da içinde şu veriler, e, o veriler üzerinden şu sorguyu çalıştır diyebiliriz. E, şuradan bir tane normal bir ya da şunu yapayım bunu yapmayayım pardon. Şunları da birer tane ekleyeyim. Mesela bu da önemli. Size başta söylemiştim. External table yaratmak diye bir konsept var. Datayı taşımadan siz e, şu Blob Storage'daki ya da Hadoop'daki şu tabloyu benim için bir tabloymuş gibi oluştur diyorsunuz. Bu artık sorgu atılabilir, select cümlesi gönderilebilir bir sorguya dönüşüyor. Ben bunu çalıştırdığımda ve artık ben sanki database'miş gibi oradaki Hadoop ortamına Synapse üzerinden sorgu gönderebiliyorum. Aynı şekilde bunun daha farklı örnekleri de var. Bir blob storage da olabilir. Bir de sorgu yap ama sonrasında sorgunun sonucunda bunu bir yere yaz opsiyonunuz da var. O da şurada. Bunun örneğini uygulamalı göstereyim buradan. Sample'dan değil de geri geliyorum. Bu sefer diyorum ki data kısmından Workspace'imde bunlar vardı. Başka bir şeye daha bağlanacağım diyorum. Link kısmında Blob Storage'dan daha önceden bağladığım ya da işte şeyden bağladığım farklı farklı veri kaynakları var. Gelip diyorum ki Data Lake Storage'daki bir veri üzerinden bir sorgu çalıştıralım. Geldi mi? Şu an bir data lake açtım. Data lake'in içindeki dosyaları tarıyor. Bakın burada CSV dosyaları var. Çok büyük dosyalar değil ama 1 GB'lık dosyalarla da zaten çok yüksek performansla çalışıyor. Yani bu küçük dosya olduğuna bakmayın. İstersen tek dosyaya. Bu sefer dosyaya sağ tıkladım. Yine select tab 100 geldi. Ve CSV dosyasına da bir SQL cümlesi yazabiliyorum. Diyorum ki bunu yaz. Hatta bunu bir view olarak kaydedip onu bile kullanmam mümkün. Ve neyi kullan? Ee, bu iltini kullan. Niye? Ee, bağlantı kuramada kurdu. Tamam. Bu sefer ne yaptım? Bir tane CSV dosyasına selek cümlesi yolladım. Top 100 gönderdim. Ve şu anda serverless denilen yani normaldeki bir pool'u kullanmıyor. Ben sorgu başına ücretlendirme yapılıyor ama çok cüzi tabii böyle bir sorgu muhtemelen bir sent bile tutmuyor ee, ve sorgunun süresine göre hatta orada bir şey var. Ne kadarlık bir yük oluşturduğuna bağlı olarak bana şu an CSV dosyası üzerinden bir cevap döndü. Bunu yaparken birazcık daha kompleks bir şey yapmam gerekiyorsa mesela bu tek bir CSV'ydi. Tek bir CSV'ye sorgu attım. Tekrar data lake'e döndüm. Bu sefer 3 CSV'yi seçiyorum. Üçüne bulk load da diyebilirim. Ya da üçünden bir işte spark tablosu oluştur da diyebilirim. Bulk load dediğimde de. SQL cümlesini kendisi yazıyor. Ben buradan konfigürasyonları yapıyorum. Bunlar CSV mi, işte terminatorları vesaire nedir diye. Sonra yeni bir tablo oluştur, mevcut bir tabloya yaz. Şuraya da gelip diyorum ki işte indeks tipini seçtim. Buraya da biraz test dedim. İşte sütunları nasıl map edeceğini seçebilirim. Şu sütunu şuna yaz vesaire. Vazgeçtim ve script'i aç dediğimde bakın o yaptığım işlemleri script olarak yazdı. Şu an bu script ne yapıyor? İlgili CSV'lerin hepsini birden okuyor ve sonrasında da tek bir yerde birleştiriyor. Sonrasında da tap yüzü gör dediğimde bunu çalıştırırsam şu an hem yazacak hem de en son orada yazılmış tabloyu da bana dönecek. Dolayısıyla bayağı farklı veri kaynaklarıyla, farklı ortamlarla tek bir yerden oynamış oluyoruz. Keşke parça parça çalıştırsaydım ama çok uzun sürmez zaten. Önce CSV okuyor, sonra bir şey yazıyor. Sonrasında da şu webinar testten top 100 getirecek. Evet, tabloya şu anda yazdı ve buradan gelip workspace'in içerisinde, pool'un içerisinde artık pardon şu pool'umuzun içerisinde yeni bir tablo oluşmuş olması lazım. Neydi şemamızın adı? Evet, şurada webinar Test diye bir tablo geldi. Şu an data lake'deki bir veriyi alıp bir şeye aldım, başka bir tabloya aldım. Şimdi burada yapacağım işlemler bir farklı tipteki dosyalara sorgu atabilirim dedim. CSV dosyası örneğini gördük ama işte parke olabilir ya da şey üzerinde yazılmış herhangi bir e, farklı tipte text dosyası olabilir. Mesela şunlar onun örnekleri olması lazım. Covid datası. Bu open bir dataset. İçinde e, bol bol CSV ve parke varmış. Dataset'i ekle dedim. Bu mesela bayağı gigabyte ölçeğinde olması lazım. Şuradalar. Ve buradaki tablolara yine aynı şekilde sorgu gönderebiliyoruz. Şimdi burada şimdiye kadar yaptıklarım data sekmesinde veri keşfi ya da veriyle al bir yere yaz, oradaki de şuraya yaz gibi işlemler yaptım. Develop kısmında da aslında burada yazdığım sorgular listeleniyor ya da yaptığım notebooklar, oluşturduğum asetler listeleniyor. Burada data flow diye bir kavram var. Data flow da yine no code bir şekilde bir veri akışı oluşturmanızı sağlıyor. Dataflow'u normalde oluşturduğumuz yerden mi başlasam ya da buradan devam edeyim? Bir source tanımlayalım, yeni, yeni tanımlayalım. Burada veri kaynakları listelendi. Aslında şu anda yap, yaptığım şey bir pipeline oluşturur gibi bir veri kaynağından e, bir dataset oluşturacağım gelip ben tabii şu an çok kalabalık olmadığı için demo ortamı Bir dakika yanlış mı yapıyorum şu an? Peki, Data Lake'e bağlanalım. Oh, yanlış yere girdim ben, boşuna bu kadarını yapmama gerek yoktu. Şunlardan birisini seçelim. Dataflow içerisinde aslında temelde göstermek istediğim şey şu: ee, Siz ilk adım sorsları tanımlıyorsunuz, sonrasında source'ların üzerinde yapılacak işlemleri tanımlıyorsunuz. Sorsun ayarları var, İşte içinde bir sürü konfigürasyon var. Ee, şuradan özellikle skip etmesini mesela bu data leak olduğu için şu petlere gitme, buraya e, pas geç, işte birden fazla satırı dahil et gibi seçenekler var. Aslında bir database eklesem daha güzel olacak da biraz, Şunlardan şu database mi? Evet. Şimdi bir database'i seçtiğim için tabi source opsiyonlar farklı. Bakın burada data lake'te bunlar geldi. Database'de e, input'un ne olduğu bir sorgu mu, SP mi yoksa tablo mu diye soruyor. Sonrasında diğer şeyleri soruyor. Buradan gelip bunları şu anda değiştirmeme gerek yok. E, buralarda da bir şey yapmayacağım. E, sütun tipleri sütun formatlarını listeledi bu veri kaynağım. Sonra diyorum ki bu veri kaynağı üzerine bir işlem yap. Buradaki şeyleri yine e, Power BI tarafındaki dataflow'a benzetebilirsiniz. Burada da diyorum ki işte union yap. Ne ile union yap? Buradan işte şu veri kaynağıyla source 1 ile source 2'yi union yap diyebilirim. Ya da işte e, şuradan source 1'i seçtim. Burada farklı bir veri kaynağında buraya ekleyebilirim yine tanımlayabilirim. Buradaki veri kaynağım da şu olsun deyip sonra bir sonraki adımda istersem buradaki her bir adımın sonunda data preview'ı açabilirim. Yani bu işlem sonucunda ne oluyor burada bana gösterecek. Eee debug mod diyor. Onu ben açmadım şu anda. Yine her şey fakirsin hepsi demiştin ya. <laughs> o modda şu anda. <laughs> bir sürü hizmet açılmamış durumda. Ve e, çok da hani bu kısma vakit harcamaya gerek yok ama yaptığım şey bir ETL ya da ELT sürecini burada tasarlayabiliyorsunuz. Şeye çok benziyor. Normalde bizim data flow'da yaptığımıza benziyor ama Power Query Engine'i yok burada. Buradaki oluşturduğum şeyler e, doğrudan Power BI data flow'u değil. Data Factory kullanıyordur diye tahmin ediyorum buradaki şeyler benziyor çünkü ekranları. Aynen oradaki yetenekleri kullanıyor kesinlikle. <laughs> Şimdi bunun bir değişiğini göstereceğim. O da integration tarafında aslında. Data pipeline tarafında. Data flow'dan ziyade bir pipeline göstereceğim. Şimdi aslında flow pipeline içerisinde bir adım olarak da kullanılabiliyor. Data flow şey pipeline data faktöriye daha da karşılık geliyor. Burada bakın işte Synapse'dan bir data alacağım ya da şu tablodan bir yerden bir kaynak seçtim. Bunun sorsunu seçtim. Dedim ki şuradaki şu sorgudur, şu tablodur ya da şu sorguyu çalıştır dedim. Ve bir sonraki adımda diyorum ki bunun üzerinde ne yapmak istiyorum? Bu sefer ne yapalım mesela? Bakın data flow burada bir adım. Data flow'u şuraya koyup şey diyebiliyorum. Bunu yaptıktan sonra şu data flow'u çalıştır diyebiliyorum. Bu işte pipeline artık oluşmaya başlıyor. Sonrasında gelip diyorum ki bir variable tanımla set variable diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra hem data flow'u başlat dedim şu an hem de bir variable tanımla. İşte bu variable'ın değerini git nereden al? İsmi şu olsun. Şuradan bir isim verdim. Çok güzel bir isim olmadı ama önemli değil. test variable olsun. Buna başka inputlar eklemek istiyorsam işte bu işlemin sonucundaki inputları koyabilirim. Sonrasında da mesela bu işlem başarıyla gerçekleştiğinde bunu set ettikten sonra işte ne yapmak istiyorum? Bir data bricks üzerinde bir notebook'um var. O notebook'u çalıştırmak istiyorum. Diyorum ki bunu bitirdikten sonra da bunu yap. Ya da bunu bitirdikten sonra değil diyorum ki hayır bu fail ederse Şuradan. Pardon. Hı. Failure'da da şunu yap diye biliyorum. Failure alıyorum başka bir şeye bağlıyorum. Diyorum ki fail ederse de success olursa da fark etmez. İkisinde de bu sonraki adıma geç diyorum mesela. Buranın içerisinde bir kutu olarak aslında data flow biraz önceki oluşturduğumuz bileşen burada gözüküyor. Ve bu flow'u düzenlemek istediğimde şuradan bir yerden geliyordu. Nerede? Ha. Biraz önce oluşturduğumuz bakın data flow burada geldi. Bu flow'u burada çağırıyorum. Pipeline içerisinde data flow bir bileşen. İsterseniz bu e, pipeline'ı trigger tanımlayabiliyorsunuz. Yani şu şekilde başlasın diye. E, bu zamana bağlı bir trigger de olabilir. Mesela yeni bir trigger tanımlayacağım dedim. Tipi schedule olsun ya da şu sıklıkla çalışsın ya da storage'a yeni bir dosya eklendiğinde başlasın gibi. Custom event tarafında da bir e, Request geldiğinde, event daha doğrusu oluştuğunda e, konunun trigger olmasını sağlayabiliyorsunuz. E, bu kısımda başka bahsetmem gereken, burası yine no code diyebiliriz. E, kod yazmak istediğinizde e, hepsinin aslında bir kod görünümü de var. Şöyle debug'ı açmama gerek yok şu anda da. Burada seçtiğimiz parametreler zaten bunu data faktörü kullananlar da biliyorlar. Birer JSON oluşturuyor aslında burada yaptığımız her şey. Dolayısıyla işlemleri yapıp yapıp en sonunda bunu bir şey olarak bana ver derseniz bir kod olarak da gösteriyor. Burada mappingleri seçiyoruz. Ve sonrasında da bir pipeline'ı önce validate dememiz lazım. Şimdi tabii hatalar verecek. Diyecek ki şunu yapmadın, bunu yapmadın. onu da güzel bir pipeline'ım keşke olsaydı. Kusura bakmayın bu ortamı çok dolu bir ortam değil. O yüzden Şimdi de sıfırdan bir pipeline oluşturma işine girmek istemiyorum. Ama Halil senin özellikle hani şu kısmın üzerinden geçelim dediğin bir şey varsa detaylandırabiliriz. E ee, fala Synapse çıkalı bir sene oldu herhalde değil mi? Oldu. Ee, oldu. GA moduna da daha yeni geçti. Tabii bir sürü şeyi Hı -hı. birleştirmek biraz iddialı bir şey eee durum. O, o yüzden bazı e eksiklerin olması normal. Benim kendi tarafıma düşen kısmı ağırlıklı olarak e, sign-up tarafına. Bir ETL tarafında e, birçok kullanıcının, birçok şirketin işini kolaylaştırabilir. E, iki bacak var orada da. Data Factory başından beri var. Hı hı. Power Query yeni gelmeye başladı. Microsoft'un kendi product team'i demo yaparken bile hatalar <laughs> oluyor. O yüzden çok hı hı. fazla e, e, endişe etme. Gayet doğal bir şey. Eğer Power Query'i... Aynen bir e, Data Factory gibi ETL tool olarak e, kullanabilir. Bunu da performanslı çalışan bir Data Warehouse'a, Parquet dosyasına fark etmez, yapabiliyor konuda olursak, birçok derdimizi çözecek. Purview özelinde de, e, bu, bu şahane bir çözüm. E, özellikle çok fazla sayıda veri kaynağından beslenen data warehouse'lar var işte bankalarda, sigorta şirketlerinde, retail şirketlerinde. Belki Power BI ile bağlanırken bir tane veri ambarına bağlıyoruz ama arka tarafta çalışan en az 30-40 tane farklı veri, kaynağı olduğu durumlar oluyor. Bunları tanımlamak, sözlüğünü oluştur, kataloğunu oluşturmak inanılmaz külfetli bir şey. Hı hı. O işleri kim yaptıysa o arkadaşların artık kabiliyeti gayretiyle sınırlısınız. Ee, o yüzden hı hı. Purview e, muhteşem bir şey, e, çözüm. Özellikle çok fazla sayıda dağıtık sisteminiz varsa, onlar üzerinden bir veri ambarı oluşturuyorsanız, hı hı. E, kontrollü gidebilmek için çok önemli bir araç. Hangi, kim hangi datayı çekti, nereden çekti, confidential mıydı, öyle miydi, böyle miydi? Ee, o yüzden Purview büyük bir eksiği kapattı. Hı -hı. <laughs> ama Peki, performans o zaman biraz olarak hala ben şikayetçiyim ama testlerimi tamamlamama müsaade et. O da bir daha gelebilirim veya başka Aynen. bir logyosuz şey olsun. Konuş, Konu konusu olsun. olsun. Ee, ya yani orada ben şeyim, e, içim rahat çünkü bayağı şu anda Türkiye'de de bu arada e, onlarca kurum e, kullanıyor Synapse'i aktif olarak ve e, hani performans konusunda hiç şey gelmedi. Bu entegrasyonlar konusunda özellikle e, preview'da olan bazı konular var. Power BI entegrasyonu konusunda mesela şimdi geleceğim o kısma. E, bir missing point var, ince bir nokta. O o da olsa tam gerçekten çok güzel olacak. Şimdi hatta birazcık oraya geçeyim. E, şimdi Power BI entegrasyonu şu anda ben henüz yapmadım bu demo ortamında. Birlikte yapalım istedim aslında. Özellikle kaldırdım. Buradan geliyorum. E, yapmak istediğim şey şu: e, bir link service olarak Power BI'yi bağlayacağım. Burada bakın şimdiye kadar bağladığım hizmetler var. Buradan geliyorum. Diyorum ki Power BI'ye bağla. Buradaki veri kaynakları gibi. Power BI'de hangi workspace'i bağlamak istiyorsun diye soruyor. Burada da ID'den gitmek ya da daha geniş bir sürü multiple yapmak gibi senaryolar var. Bir JSON'a vesaire ama ben şu anda bir tane e, tenant'taki şuradan Workspace'i dahil etmek istiyorum. Ve sonrasında da burada e, bunları seçmeme gerek yok. Bağlantıyı oluştur dediğimde, Power BI bağlantısını şu anda oluşturdu. Tabi diğer şeylerle ilgili de yok. Şimdi develop kısmına geldiğimde bu bağlantıyı kurduktan sonra bakın artık burada Power BI de var. Workspace de geldi ve or artıya bastığında Power BI raporunu da artık Synapse içinde oluşturabiliyorum. Şimdi rapor oluştur dediğimde şunu soruyor. Diyor ki hangi dataseti kullanarak oluşturacaksın? Şu an neyi gösteriyor bana? Workspace'deki datasetleri gösteriyor. Ama ben istediğim şey yeni bir workspace, önce bir dataset yapmak istiyorsam o zaman gelip diyorum ki buradaki datasetlere bakacağım. Datasetlerin listesini gördüm. Yeni bir dataset oluşturmak istiyorum. Sinefteki tablolardan beslenen. Bu sefer diyor ki e, maalesef şu anda bunu dataset oluşturma kısmını browser'da yapamıyorsun diyor. Bu arada bununla ilgili çok güzel update'ler var. Belki görmüşsündür. E, yakın zamanda Power BI'ye şey desteği geldi. E, browser üzerinde dataset oluşturma desteği geldi. Ama şu anda sadece SharePoint ve e, CopyPaste datayı destekliyor. Bilmiyorum görme fırsatın oldu mu? çok incelemedim ama şey şey SharePoint ilgi alanının dışında kalıyor çünkü yok. SharePoint kullanılan çok fazla görmedim. Yok yok aynen SharePoint o olmasının sebebi hani ufak verilerle oynandığı için şöyle göstereyim onu da. Aslında Power BI'ye da bir browser'da da, dataset oluşturmakla ilgili bir yetenek geldi. Şuradan create tuşuna bastığımda mevcut raporlardan bir dataset oluşturmak bir seçenek ya da yeni bir dataset oluşturmak istiyorum deyip gelirse eğer Bence maalesef biraz can çekişiyor. Neyse o gelene kadar ben şuradan devam edeyim. Burada diyor ki. Dataseti Power BI desktop'ta yap, sonra yayınladığında yine burada görünecek, oradan devam et diyor. Bu dataset oluşturma yani analysis Services tabular model oluşturma sürecini Browser'da şu anda yapamıyoruz şimdilik. Bu ama roadmap'te olan bir konu. Doğrudan burada New Dataset deyip, tablo tasarımları dahil yapmak mümkün olacak. Ama burada şöyle bir şeyi kolaylaştırıyor. Diyor ki connection'la vesaire uğraşma. Buradan continue tuşuna bastığımda hemen bu database'e bağlantı bilgileri olan bir Power BI e, data source olarak indiriyor. Ben şahsen bunu tercih ederim muhtemelen. Evet buna tıkladığın anda otomatik olarak zaten desktop'ı seviyorsun değil mi? Desktop'ta evet. konforlu hissediyorsun. Browser evet. muhtemelen bir şeyler eksik kalacak. Ya alışkanlık meselesi aslında. Yani aynı <laughs> hizaya geleceklerinden eminim de biraz tercih sebep sadece. Aynen, tabii tabii Yani bu genelde makinası güçlü olan zaten her türlü bunu seviyor. Ama bazen e, çalışanların makinası yeterince güçlü olmuyor ve e, özellikle import yapacaksa browser'da çalışmak tamamen yükü şey yaptı. Ee, bu, da kesinlikle doğru. 8 GB RAM'li çalışan arkadaşlarla Power BI çalışıyoruz bazen. Çok da hoş, ol, hoş bir tecrübe olmuyor onlar <laughs> açısından. Hele hele 4 <laughs> falan zaten direkt şey yani. <laughs> e, bir şekilde toparlayalım istersen yavaş yavaş. Evet aynen ben şimdi toparlayacağım. Şimdi Power BI kısmında connection'ı kurup tüketiyoruz. Ee, burada son bir kaç şeyden bahsedeceğim. Şuradaki dataset deneyimini açacaktım ama maalesef galiba şu anda benim bağlantımla ilgili bir problem var. Sanırım ya VPN ile ilgili şöyle yapayım hemen son bir deneme daha yapayım. Hmm. Aslında demek istediğim şey şu, Power BI'ye böyle bir yetenek geldi yakın zamanda. E, ya dataset oluştur dediğinizde Quick Create'de doğrudan elle data girme ya da bir dataset seçip devam etme ihtimali var. Bu elle girmenin yanında SharePoint, Excel, farklı farklı formatlar gelecek. E, özellikle data flow geldiğinde buraya ciddi bir avantaj sağlayacak. Ben şimdi diyorum ki mesela test için şöyle bir şey göstereyim. Browser'da istersen Power Query'nin basit birkaç fonksiyonunu da sunuyor. Ben şimdi hiç onlara girmeyeceğim. Bakın hemen anında şey oluşturuyor. Dataset oluşturdu, dataset'e bağlı rapor yaptı, hatta raporun tasarımını da oluşturuyor. Dataya bağlı olarak bir öneri raporu çıkartıyor. Sonra siz Edit moduna geçip buradan rapor düzenlemeye devam ediyorsunuz. Şimdi bu Desktop kullanmadan en azından bir şeyler yapmak için güzel, ama kompleks dataset düzenleme ekranları henüz hazır değil ya da gelmedi. Onlar geldiğinde asıl gerçekten desktop'tan kurtulacağız ya da desktop'a gerek kalmadan işte özellikle bu Mac için işte desktop'u kuramıyorum makinem ama kullanıcıları için beklenen bir konu. Aynen. Mac kullanıcıları için kurtuluş. Evet. Aynen kurtuluş. Ee, buradaki buradan sonraki akışı göstermeme gerek yok. Yani Power BI Desktop açıyorsunuz ve Power BI Desktop Synapse canlı bağlantılı bir şekilde çalışıyor. Direct Query'de çok yüksek bir performans sunuyor. Burada önemli bir şöyle bir konu var. Bir PureView konusundan bahsedeyim. PureView bakın burada çalışıyor Synapse'in içinde. Hiç PureView'e gitmeme gerek yok. İstersen tabii ki gidebilirim ama buraya gelip TCKN yazdığımda PureView içinde bir arama yapıyor. Ve PureView'i de Synapse'in içinde bakın gösteriyor. Diyor ki içinde şu tablolar var. Bunlar da TCKN var diyor. Bunların sahipleri şunlar diyor. Tıklıyorum. Hemen e, onunla ilgili işte ilgili tablolara vesaire gitti. Şu an aslında gördüğüm şey PureView'in ekranları ama ben Snapse'den hiç çıkmadan çünkü Synapse'in içinde lazım olacak hangi data nerede okumam lazım. Bakın burada gösteriyor ve e, Synapse'deki veri kaynağına kadar PureView'in içinden görmüş oluyorum. İstersem de tat tıklayıp database'e kadar ya da Snapse'deki adına kadar buradan gitmiş oluyorum. E, PureView entegrasyonu böyle. Son sunumun sonunda vardı aslında. Ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi. Özellikle. Şurada. Evet. Better Together kısmında evet, şimdi Power BI ile entegrasyondan bahsettim. Bu entegrasyon sadece bir şey konusu değil. Ee, ya yani iş işlem kolaylığı değil, Birkaç entegrasyon var e, Power BI tarafında. Bir, bu data katalogla ilgili kısım datayı işte confidential taglediğinizde hem PureView'de hem de Synapse'de hatta Power BI'den sonra Power BI'den export aldığınız Excel'e, Excel'de dahi confidential olarak gelebiliyor. Yani bu da güvenlik açısından uçtan uca, nerede yaparsanız yapın her yerde aynı label'ın işlendiği anlamına geliyor. Excel'den aldığınız dosyayı, Excel Encrypted'sa oradan Devamına kadar enkırt olarak hayatını devam ettirmiş oluyor. Bu sunum değil bir de diğerini gösterip toparlıyorum. Bunları geçtim. Bunlara zaten göz attık. Power BI deneyimi bu şekilde. Browser'ın içerisinde Power BI raporunu düzenleyebiliyorsunuz. E, Soruyu gönderebiliyorsunuz. Mesela buradaki örnekte bakın 30 milyar satırlık bir tablo customer id count'u ve tıkladığınız anda direct query bayağı 2 saniye içerisinde sonuç dönebiliyor. E, Power BI entegrasyonunda önemli bir şeyden bahsedeceğim. Maalesef buraya koymamışım. Pardon o zaman. Evet buraya koymamışım. Power BI'ye özel Synapse'in bir caching mekanizması var. Power BI raporunu siz direct query açtınız bir PowerShell skripti var şimdilik bir ayar değil. O skripti run ediyorsunuz. Sadece bir konfigürasyon bu arada. Switch on diyorsunuz. Switch on yaptığınızda Synapse Power BI raporlarından gelen direct query sorgularını analiz etmeye başlıyor. Ve her sabah belli bir saatte atıyorum customer'lar şuna göre sorgulanıyorsa ona göre belli query'leri cache'lemeye başlıyor. Bu ne demek? Direct query olmasına rağmen in memory performans almanız demek. İnanılmaz yüksek hacimde veri var. Data doğrudan canlı beslenen bir Power BI raporunuz var. Ama Power BI yüksek bir performans sunuyor. Çünkü Synapse tarafı Power BI'den gelen paterni algılayıp ona göre bir caching geliştirebiliyor. Bunun gibi birkaç tane daha roadmap'te konu var. Ee, hani bu ikisinin bir arada olmasını değerlendirerek performansı iyileştirecek. Evet bu da önemli olabilir bazı şirketler için. Çünkü atıyorum sabah işte saat 9'da 3000 kullanıcı yükleniyor diyor. Hı hı. 3000 kullanıcı için sürekli makine değiştiremeyeceğimize göre, aynen öyle. Bir, bir ön çalışma, bir ön e, caching mekanizmasının olması lazım. Olursa <laughs> iyi olur. Kesinlikle öyle. Ee, yani vakti biraz açtık, o yüzden daha fazla şimdilik e, uzatmayalım. Ee, soru varsa soruları cevaplayabiliriz. Ee, soru şimdilik yok. Ee, bek bekliyorum eğer sorular varsa yanıtlamaya çalışabiliriz. Synapse ile işimiz, synapse ile işimiz bitmez. Ee, sürekli eklenen şeyler var. Yeni teknoloji sayılır zaten. Ee, başka webinarlarda da mutlaka tekrar bu konuya dönüş yaparız. Hı hı. Sorunuz varsa katılımcılardan arkadaşlar elinizi korkak alıştırmayın sorun. Eğer yoksa ben kapanışı yapmaya çalışayım. Mustafa hocam eline sağlık, ağzına sağlık, çok kıymetli bilgiler, çok yeni teknoloji, çok işimizi çözecek, çok problemlere deva olacak. Ee, hem Synapse'den bahsettik, hem Power BI ile entegrasyonlarından bahsettik. Ee, Purview'dan da e, olabildiğince tariflemeye bahsetmeye çalıştık. Ee, data katalog çözümü için on-prem servislere de erişebiliyor olması itibariyle mükemmel bir çözüm. Hı hı. Ee, Ve orada şunu da parantez açayım, özellikle regülasyon sebebiyle hani Kurum. Aynen ha, oraya, oraya gelince Da değil yani burada çünkü meta data söz konusu data değil. Hı hı. O yüzden regülasyona tabi veride bile rahatlıkla bu servis kullanılabilir. Aynen, aynen öyle ee, bu classification etiketlerinin taşınıyor olması da kritik, ee, düzgün bir kataloglama sistemi olması açısından da kritik. Power BI entegrasyonu zaten benim için gayet şey e, önemli bir özellik. Eğer soru yoksa kapatalım. Ee, çok teşekkürler Mustafa hocam. Ee, ben teşekkür ederim. Sinaps, sinaps konusu bitmez. Başka seminerlerde, hmm. webinarlerde de mutlaka bir araya. Yani deep Dive burada çok konu çıkar. Streaming çıkar, başka bir sürü yani o her gösterdiğimiz bileşen, Spark'ı, machine learning'i e, yani hepsi ayrı ayrı webinar konusu olur. Aynen öyle. Ben kendi adıma şu Power Query tarafının biraz oturmasını bekliyorum. Ee, çok işimizi kolaylaştıracak bir durum çünkü. Okey, soru yok zannedersem, e, o zaman herkes kendine iyi baksın. Bir dahaki webinarda görüşmek üzere. Teşekkürler, kendinize iyi bakın. Teşekkürler, görüşmek üzere.